Yeniden merhaba Art TV izleyicileri. Artı Gerçeğin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biz stüdyoda Erkac Erer'le birlikte devam ediyoruz. Bu bölümde Eser Karakaş ve Koray Düzgören de birlikte olacak bizde. Ve aramıza Armağan Kargılı katılacak, Artı Gerçek yazarı. Hoş geldin Armağan. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eser Hocam, sizde kalmıştık, 10 saniyelik bir şey yok, okuyacaktınız. Ben 10 saniye bir şey okuyorum. 30 Haziran tarihinde Resmi Gazete'nin giriş sayfasından bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin başlığını okuyorum. Koray'a pas vermek için, yani pas atmak için. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Komedi gibi ya. Bir komedi metni okuyorsun galiba Eser. Vallahi yemin ediyorum Resmi Gazete'den okuyorum. Bunu özellikle bastım yani. Hatıra diye saklayacağım. Resmi Gazete'de komedi olmaz diye bir şey yok. Allah ömür verirse hatıra diye saklayacağım bunu. Şimdi benzeri şeyler şöyle oldu. Sonuçta ilk bölümde İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. İstanbul Sözleşmesi parlamentodan geçti. Altında başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan imzası var. MHP'li, AKP'li milletvekilleri de evet oyu verdiler ve oy birliğiyle geçti neredeyse bütün partilerin katılımıyla. Ama bir cumhurbaşkanı imzasıyla, ki o da yine Erdoğan başbakan olarak imzaladığı kararname şeyden, sözleşmeden kendisi çıktı. Şimdi 9 Temmuz'da 3 yaşını dolduruyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Şimdi bütün bu yapı içerisinde nasıl bir Türkiye'ye getirdi bizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Koray? İşte aslına bakılırsa geldiğimiz nokta ortada. Şeyde de aşağıda da yazıyor sizde. Sadece ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda değil, işte birinci bölümde ağırlıklı olarak konuştuk. Ahlaki anlamda da ciddi bir çöküntünün getirildiği bir... Tabii alt yazıya daha fazla sığmadığı için karşıya ancak o kadarını yazdık. Evet, yani öyle bir çöküntü ki her alanda inanılmaz bir çöküntü var. Ve kuralsızlık, yani hukukun, yasaların ortadan kaldırıldığı, askıya alındığı, hukukun tümden ortadan kaldırıldığı hukuksuz bir rejim var. Dolayısıyla bu bir tek adam rejimi. Her konuda tek adamın karar verdiği, tek adamın her alanda verdiği kararların uygulandığı bir rejim. Tabii böyle bir şey olamaz. Gerçek dışı. Bir tek adam, her konunun uzmanı, her konuyu iyi bilen, her konuyu herkesten daha iyi bilen birisi olamaz. Nitekim olamadığı da ortada. İşte bilmem birkaç sene içinde birkaç tane Merkez Bankası Başkanı yahut işte diğer kamu görevlilerini dikkate alırsak devamlı değişen ve subjektif kararlara göre, subjektif olaylara göre sürekli değişen bu tek adamın emriyle ve işte iradesiyle değişen bir kararlar. Ve dikkat ediyorsak yani hiçbir konuda tek bir kararla bir mesele çözüme kavuşturulmuş değil. Mutlaka bir yanlış oluyor, mutlaka eksik oluyor. Yeni bir kararname çıkartılıyor, bir kararnameyi düzeltmek için başka kararnameler çıkartılıyor ve bir tam komediye dönüşüyor. Yani 3 yıl için, yani 3. yılında bu tek adam rejiminin geldiğimiz nokta tam bir kaos, tam bir çıkmaz, tam bir çöküntüyü temsil ediyor her alanda. En başta da ekonomik alanda ve bu ekonomik çöküntü tabii toplumun her katmanına ağır bir şekilde yansıyor. Önümüzdeki süreçte de bu ekonomik çöküntü, çünkü ekonomiden anladığını zanneden ve her konuda ekonomik her konuda ahkam kesen bir tek adam var. Ama verdiği her karar yanlış ve zaten ülkenin ekonomik olarak geldiği noktada bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Sadece o değil. Dış politika konusunda da öyle. Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Bütün dış ilişkilerde, dışarıda atılan adımlarda müthiş bir hezimet, çöküntü görüntüsü var. İşte bir sonunda durumu kurtarmak için Amerika'nın yeni başkanı Biden'a medet umuldu ve Biden'la yapılan görüşmenin her meseleye çözüm getireceğine ilişkin bir beklentiye girildi. Ama bunun böyle olmadığı ortaya çıktı ve çok net bir şekilde görüyoruz. Koray, bir ek yapabilir miyim? Cumhurbaşkanlığı hükümet rejimini
tam aslında tanımlayan bir şeydi. Yani Cumhurbaşkanı'nın evet. son NATO ziyareti. Tam da dış politikada Cumhurbaşkanlığı hükümet rejimi nedir'i gösteren bir örnekti. Çok net bütün, bir görüştüğü bütün liderlere Erdoğan beni özel hattan arayın dedi. Yani dış politikada hani hiçbir devlet için bu kabul edilir bir şey değil. Yani beni özel hattan arayın. Özel hattan kim arar? Yani insanlar özel ilişkide olduğu insanları özel hattan arar. Yani aslında antidemokratikliği yani baba filminin repliği gibi beni ara diyordu ya. Beni, bir de bir şarkı var herhalde. Ara beni. Demokrasinin ortadan kaldırıldı. Öptüm seni diye devam eden bir şarkı var. Hani bunun gibi bir şey dış politikada istiyor. Tam da aslında hani hükümet dış cumhurbaşkanlığı rejimi nedir? Özetleyen bir şeydi bence. Yani görüşmeler zinciriydi. Evet, aynen kendisi gibi. Yani herkes de kendisi gibi, her rejimi de kendi rejimi gibi, kendisine benzettiği rejim gibi zannediyordu. Trump'ı bir ölçüde kendi şeyine getirmişti, seviyesine getirmişti. Onunla telefonla görüşerek bazı meseleleri hallediyordu ya da hallettiğini zannediyordu ama diğer ülkelerle bunu yapması mümkün değil. Çünkü talimat verdiğin zaman her ülkede yargı senin dediğini yapmaz. Çünkü yargı kademe kademe işte ülkesine göre bağımsızdır, tarafsızdır ya da başka kurumlar vardır, o denetim kurumları vardır o ülkelerde. Öyle tek başına bir devleti yöneten cumhurbaşkanı ya da başbakan tek başına her istediğini yapamaz. Bir takım denetim mekanizmaları ama Türkiye'de bütün bu denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran, bütün bu kontrol fren mekanizmalarını ortadan kaldıran bu tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği nokta işte bu. Yani tam anlamıyla bir kaos, tam anlamıyla bir çöküntü, tam anlamıyla bir ahlaki çöküntü, tam anlamıyla bir çıkmazı ifade ediyor. Yani bütün yani bunun tabii son aşamada bunun iot gibi açığa çıkmasına sebep olan da çok enteresan bir olay. Sedat Peker evet. adında bir mafya o mafya lideri lafını pek şey yapmıyor, sevmiyor. Mafya mensubu söyleyeyim. Bana mafya mensubu diyor. Çünkü bana gelene kadar sıra o kadar çok mafya şeyi çete reisi var ki, mafya reisi var ki ben en sonlarda ancak bir sıradan bir üye olarak yer alabilirim diyor. Yani çok gerçekçi bir tanım. Ya zaten oklar tek yeri gösteriyor. Yani Süleyman Soylu da bugün ben dünyanın en kötü adamıyım dedi. Cevap veremeyeceği bir soruyla karşılaşınca Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkıraz çok güzel bir tweet atmış. Sen ancak ikinci olursun diyor. Evet. Yani tabii, bütün yani. Adres başka bir yere çıkıyor. Tabii. Dolayısıyla yani bu tek adam rejiminin geldiği nokta tamamen iflas noktası. Yani iflas etmiş ve yerlerde sürünen bir tek adam rejimi var. Böyle bir rejim olamaz. Zaten olması ve yürümesi de mümkün değil. Ama iki senedir ülkeyi de sürüklüyor, süründürüyor. Yani sadece sürüklüyor değil, süründürüyor. Süründürmeye de devam ediyor ama bir ülke nereye kadar, 80 küsur milyonluk bir ülke nereye kadar sürünür, nereye kadar bu şekilde bu çöküntü haliyle devam eder? Tabii orası artık tartışılıyor ciddi olarak. Bu nereye kadar gider? Çünkü aslında fiilen iflas etmiş, fiilen sonunu getirmiş bir rejimden söz ediyoruz. Ama bu rejim nasıl gidecek? Şimdi herkes onu konuşuyor değil mi? Sadece içeride değil, dışarıda da bakmayalım. Yani açıkça konuşmuyorlar dışarıdaki belli başlı liderler. Yani işte Erdoğan nasıl gidecek diye konuşmuyorlar ama yaptıkları görüşmelerde ya da işte yaptıkları değerlendirmelerde tamamen böyle bir nokta ortaya çıkıyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu rejim gidici ama işte bırakalım kendi haliyle gitsin. Biz fazla uğraşmayalım. Başta Biden olmak üzere diğer Avrupa liderleri de aynı yaklaşım içindeler. Dolayısıyla gidecek ama nasıl gidecek meselesi tartışılıyor. Yani işte kamuoyu yoklamaları, işte son kamuoyu yoklamasını falan belki konuşacağız biraz sonra. Evet. Giderek oy kaybı aşınma devam ediyor. %30'ların altına düştüğünü gösteriyor bütün yeni kamuoyu yoklamaları. Ve Cumhur İttifakı'nın kesinlikle Millet İttifakı'nın sadece iki partisini bile geçemeyeceği, yani Cumhuriyet Halk Partisi'yle İYİ Parti'yi bile geçemeyeceği
onun oylarının toplamının altında kalacağı, diğer muhalefet partileri bunun dışında onu gösteriyor gerçekten de. Ama burada ben şunu işaret edeceğim, yine başka bir kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisi olan Bekir Ağardır'ın geçenlerde bir değerlendirmesi vardı. Yani biz de zaman zaman konuşuyoruz. Yani bu iktidarın bu oy kaybı ve seçimi kazanamama durumu, kazanma ihtimalinin giderek azalması durumu çok başka bir şeyi de tehlikeli bir süreci de ortaya getirebilir. Seçim yapmaktan, yani ancak kazanabileceği bir seçime gidecek bir tek adam yönetimi var. Ama kazanamayacağı kesin olarak ortaya çıktıkça böyle bir seçime de gitmeyebilir gibi bir değerlendirmesi var Bekir Ağardır'ın. Yani seçimden vazgeçebilir. Nasıl vazgeçer onu bilemiyoruz. Yani seçimi erteler mi? Seçimi uzatır mı? Yahut da yani işte, şimdi yani şöyle Koray, yani anayasaya göre sadece savaş halinde seçimi evet. erteleyebilir. O da bir yıl. Evet. Evet. Yani savaş bir yol daha var. Yeni bir savaş anayasayı ortaya çıkartabilir. Yahut da yani ne yapar bilinmez ama mukadder akıbeti geciktirmek için, yani o da sandık ve işte bugün gene açıklama yaptı, dün de açıklama yaptı. Hiç kimse erken seçim beklemesin. Sandık tam zamanında ortaya konacaktır dedi ama bir sürü göstergeye baktığımız zaman adeta o da bir yandan gerçekleşecek bir erken seçimin kampanyasını şimdiden başlatmış gibi, yani umutsuz da olsa o kampanyayı başlatmış gibi görünüyor. Ama neye dayanarak bu kampanyayı yürütecek? Ne söyleyecek insanlara yeni? O ortada yok. Yeni söyleyeceği hiçbir şey yok. Zaten onunla söyleyemiyor. İşte en fazla ya geldiğimiz nokta bir de şu var. Tamamen savunma noktasında Eser belki o konuda bir şeyler söyleyecektir programın geri kalan bölümünde. Kanal İstanbul konusunda muhalefet çok önemli bir noktadan muhalefetini sürdürüyor. Evet. Ne diyor? Kanal İstanbul'a para verecek, kredi verecek şirketler şimdiden bilsin ki biz bunu ödemeyeceğiz. Müteahhitlerin de parasını ödemeyeceğiz diyor. Hatta buna imza atan bürokratların da fitil fitil burnundan getireceğiz diyor. Getireceğiz diye çok net bir tavır koyuyor. Yani yarın iktidar olursak, İYİ Parti'nin genel başkanı da aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla bu iktidarı ve Erdoğan'ı çok telaşlandırdı. Yani şimdi iktidarın kanallarına baktığımız zaman şöyle bir göz atarsak tamamen bunu konuşuyorlar. Yangına düşmüş gibiler. Yani böyle diyor muhalefet, şimdi ne olacak filan gibi. Böyle inanılmaz telaşla tartışmalar yapılıyor. Yalan yanlış tartışmalar tabii. Dolayısıyla zaten kendisi de Erdoğan, bunu asla yapamazsınız. Bu konuda ihtilaf Londra'daki mahkemelerde ya da uzlaşma kurullarında çözülecektir. Bal gibi söke söke alırlar diyor. Burada çok vahim bir savunma bu aslına bakılırsa. Biz yani öyle bir anlaşma yaptık ki hani siz itiraz etseniz bile bizim anlaşma yaptığımız şirketler bunu söke söke Türk devletinin hazinesinden alacaklardır. Hiç merak etmeyin diyor. Fakat Koray, yani, o açıklamasının altında şöyle bir gerçekte yatmıyor mu? İktidarı kaybedeceğini anlamış ve yeni bir iktidarın geleceğini kabulleniş var orada. Evet, onu söylüyorum yani işte tamamen savunmaya geçti derken onu kastediyorum gerçekten de. Hiç merak etmeyin, hani biz iktidardan düşsek bile, yani o ihtimali konuşuyor. Benim şirketlerim, benim avanta sağladığım şirketlerim bu paraları alırlar. Hiç merak etmeyin. Şirketlere de güvence veriyor burada. Yani dolayısıyla kendi taraftarlarına da güvence veriyor. Ama öyle değil tabii kazınaya. Yani o sözdeki imzayı kapat, sanırsın ki duyunu ümumiye tahsilat memuru konuşuyor. Evet. Yani bir sürü Orta Asya diktatörlükleri, yani ülkelerinin paralarını, servetlerini Avrupa'daki bankalara ya da offshore hesaplara kaçıran diktatörlerin hesaplarına el konuldu. Yani öyle bir ülkeyi soyarak, o ülkenin varlıklarını yurt dışına kaçırarak onun üstüne yatmak öyle mümkün değil. Yani öyle zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Çünkü bunun örnekleri var. İşte Özbekistan'ın diktatörü, Türkmenistan'ın diktatörü, öbürünün bilmem nesi filan kaçırdıkları paraların üstlerine yatamadılar. Yani belki süreç biraz uzuyor ama yani hırsızlıktan ya da işte yolsuzluktan edinmiş servetler mutlaka
o servetlerin gerçek sahibine iade ediliyor. Yani o halklara iade ediliyor. Dolayısıyla hani Türkiye'den istedikleri kadar kaçırsınlar, istedikleri kadar o ihale numaralarıyla bir takım devlet hazinesinden paralar aktarılsın bu şirketlere. Ama eninde sonunda bunlar yani uluslararası hukuk geçerli olduğu için uluslararası hukukun böyle bir tarafı da var. Yani sadece anlaşma yaptık, İşte o anlaşma çerçevesinde bu şirketler parayı alırlar demek olmuyor. İşin bir de bu tarafı var. Dolayısıyla geldiği nokta, yani bu tek adam rejiminin geldiği nokta artık bu noktaya geldi. Yani Türkiye'nin varlıkları ya da işte Türkiye'nin anlaşma yaptığı yabancı şirketler ve onlara ödenen paralar meselesi, bunlara el konur mu, konmaz mı, ne kadarına konur, bunun tartışmasına geldi. Yani hani bazı rejimlerde oluyor ya, diktatöre ya şuna şu kadar tazminat verelim de başımızdan gitsin diye Afrika'daki bazı liderleri oluyor. Uçağına paraları yiyip gönderiyorlar. Evet. 10 milyon dolar verdiler değil mi? Armağan daha iyi biliyor, Mugabe'ye. Evet. Hadi başımızdan git, 10 milyon dolar verelim, başımızın gözümüzün sadakası olsun der gibi. İşin bir de bu tarafı var yani. Evet hocam, aslında haftaya daha fazla şeyi konuşacağız ama 3. yılı, tam 3. yıl haftaya doluyor 9 Temmuz'da. Fakat tabii şimdi rakamlara bakınca da ortada vahim bir durum var. Yani 3 yıl evvel Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına geçtiğinde dolar 4.61 liraymış. Şimdi 8.68 lira. Neredeyse 2 katı 3 yıl içerisinde. Euro 5.37 liraymış 3 yıl önce. Şimdi 10.30 lira. 10.39'da şu anda. Peki hocam, şimdi bu 3. yıl değerlendirirken İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili şeyi de soracağım tabii. Muhalefetin dile getirdiği tiksindirici borç ya da gayrimeşru borç denilen meseleyi de soracağım ama bu arada şunu da anlatırsanız bize iyi olur. Ya bu 3 yıl içerisinde hiç mi iyi bir şey yapmadı? Vallahi galiba yapmadı. Galiba yapmadı. Düşündüm, aklıma gelmedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, gelmiyor. Ama şöyle bir şey var. Bunda ben biraz polemik de severim yani. Kibar dostlar arasında kibarlığı daima önde tutarak polemik yapmayı seven birisindir. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok eleştiriliyor. Eleştirenler de yerden göğe kadar attılar. Dediğim gibi yani. Ama mesela AKP eleştirenler de şöyle söze giriyorlar. 19 senedir diye başlayan bir şey var. Şimdi buradaki herkes biraz tecrübeli. Mesela biraz önce programın ilk bölümünde Sivas o korkunç katliamını konuştuk. O zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yoktu ve Sivas'a müdahale edemedi Türkiye Devleti. Yani orada saatler süren bir vahşete müdahale edemedi ve iktidarda da bir Sosyal Demokrat Parti vardı. 19 sene önce işte öyle bir şey yaratılıyor ki 19 sene önce Türkiye böyle adeta mükemmel, çok hoş, çok güzel bir ülkeymiş gibi. Bundan kaç sene önce yani AKP daha dünyada yokken köylülere dışkı yedirildi bu ülkede. O köylülere dışkı yedirenler de bir türlü zamanında yakalanamadılar, suçlanamadılar, cezalandıramadılar. Ta ki AİHM'e kadar. AİHM de çıktı bu olayın kokusu ortaya. Yani dolayısıyla 3 yıldır hiç doğru düzgün bir şey yapılmıyor. Korkunç bir sistem, böyle bir sistem olamaz. Yani hiçbir yerinde yok. Ama bunu yaparken sadece vurguyu konmamakta da fayda var. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devletin başka bir yapılanması var. O yani hiç geçmeseydi Erdoğan parlamenter rejimde kalsaydı ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeseydi bugün Türkiye'nin durumu daha mı iyi olacak? Hiç zannetmiyorum. Demirtaş dışarıda mı olacaktı? Hiç zannetmiyorum. Kavala dışarıda mı olacaktı? Hiç zannetmiyorum. Hocam yine Erdoğan iyi çevresi kötü hikayesi çıkıyor burada ama. O da çıkıyor. Yani da çıkıyor. Böyle bir durumda yok. Yani biz yok tabii canım tabii. Yani haklısın. %100 haklısın. Yani dediğim gibi insanın biraz yaş alması diyeyim. Yaşlamak demeyelim de yaş alması biraz iyi bir şey. Kötü bir şey belki de. Daha öncesini de hatırlıyor. Şimdi çocuk 25 yaşında. 25 yaşındaki çocuğa sorduğun zaman ya 19 senedir Türkiye korkunç diyor mesela. Çünkü o zaman geldi 6 yaşında. Yani köylülere dışkı edilmesi meselesini ya duymamış olma ihtimali çok büyük Türkiye'de. Yani
ya da Sivas katliamına saatlerce müdahale edememesi. Dedi, Ankara'dan Sivas'a müdahale edilememesi. Yani dolayısıyla bu sistemi yerden yere vuralım, her şeyini eleştirelim ama bunu yaparken Allah için şey yapmayalım. Yani ya eskiden geç daha iyi. Geçmişi atlamayalım. Ben de aynı böyle düşünüyorum. Eskiden daha iyi. Tabii ki belli bir birikimin sonunda oldu yani bu tek adam rejimi de o birikimin tabii, üzerine tabii, geldi. Tabii canım. Olmasaydı da tek adam rejim yani 2015'teki 2014'teki hukuki sistem, siyasal rejim devam etseydi bugün daha mı iyi olacaktı Türkiye? Hiç zannetmiyorum. Yok, belki de aynı şeyler olacaktı. Aynı şeyler olacaktı. Onun için şey değil. Şimdi gelelim bu şey meselesine. Orada biraz belki sizden farklı düşünüyor olabilirim. Beni bağışlayın. Şimdi bu odious debt denen bir kavram bu. Yabancı literatürde de çok kullanılıyor. Tiksindirici ya da iğrenç borç diye. Ben bunun Erdoğan'ın aldığı dış borçlara kolay uygulanabilir olduğu kanısında değilim. Yani işin içinde yolsuzluk var mı? Var tabii. Yani bütün ihaleler, her ihale yolsuzlukla yapılıyor Türkiye'de. Ama sadece bu dış borçla ilgili bir şey de değil. Yani Türkiye'de hepimizin ödediği vergi mükellefinin parası da aynı şeyin okkanın altına gidiyor. O da dış borç değil, iğrenç olan. O da iğrenç bir bütçe harcamalarıyla aynı şeyler başımıza geliyor. Bütçe yolsuzluklarıyla başımıza geliyor. Dolayısıyla yani bir şey değil bu. Neydi? Filipinler'deki neydi? Marcos. Unutuyorum. Marcos. İmelda Marcos. Yani evinde binlerce lüks ayakkabı çıkma meselesi değil Türkiye'nin durumu. Ya da Bokassa rejiminde olduğu gibi Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki gibi bir şey değil. Yani alınan paraları şahsi hesabına geçirip yurt dışında bankalara tutmak gibi bir şey. Yani var tabii yani. Mutlaka bir komisyon alıyor birileri. İsim vermeyeyim. Devletin çok yukarılarında her ihaleden büyük komisyonlar alınıyor. Ve o ihalelerden alınan komisyonlar da bir şekilde yurt dışında bir yerlerde duruyor. Bunu herkes biliyor Türkiye'de artık. Yani bunu söylemekte bir sakınca yok. Ama bir şekilde bir tahkim mahkemesinin bunu bir odious debt, tiksindirici borç olarak nitelendirici kanısında değilim ben. Yani burada görüşümü söylüyorum, beni bağışlayın. Her konuda bir görüşümü açık açık şey yapıyorum. Ama bu olayın ortaya çıkması, bu fikrin ortaya atılması çok iyi oldu. Neden iyi oldu? Çünkü bu Kanal İstanbul projesi gerçekten anlamsız bir proje. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı yapması da iyi oldu. Belki bir sonuç alamaz tahkim mahkemelerinden. Buna büyük ihtimal alamaz, onu şimdiden söyleyeyim. Ama bu çıkışıyla Türkiye'nin işte Deutsche Bank gibi ya da dünyanın önemli oturmuş yerleşik bankalarından borçlanma ihtimalini çok azalttı. Dolayısıyla projenin yapılabilirliğini azalttı. Ha, bunu Çin'den ya da Katar'dan bir yer, bu iki ülke kalıyor geriye. Üçüncü bir ülkeden bu proje için borç alabileceği kanısında değil. Ama Çin'den alırlarsa da Çin, çok güzel bir laf var. Çin dünyanın en büyük şeyi, tefecisi. Çin'den daha büyük bir tefeci yok dünyada. Eğer Çin'den borç alırlarsa, Çin öyle bir koşullarda veriyor ki o borcu, ya senin yanında o kadar ağır koşullarda duruyor ki perişan oluyorsun. En son galiba Armağan, sen hatırlarsın, Karabağ'la ilgili böyle bir sorunu vardı Çin'in ve toprak talebinde bulundu değil mi? Tabii. Bir de aynı bu meseleyle ilgili aslında çok yeni bir örnek var. Belki onu konuşalım çok kısa da olsa. Macaristan'da şimdi muhalefet, yani Orban'a karşı, hani faşist dediğimiz, bu sağcı dediğimiz Orban'a karşı birleşen muhalefetin ilk söylediği şey, örneğin Çin Üniversitesi yatırımına devam etmeyeceğiz. Çin'in başlattığı tren yolu projesine devam etmeyeceğiz. Çünkü bu yolla Çin'in siyasi olarak nüfus sağladığını ve Orban yönetimini desteklediği düşünülüyor. Aslında bu belki böyle bakmak lazım. Çünkü muhalefet ortaklaştı. Hani aynı birkaç son dönemlerde gördüğümüz gördüğümüz bir örnek var. Şimdi örneğin Orban'a karşı Macaristan'da ve muhalefetin ortaklaştığı konulardan bir tanesi de işte bu. Belki hani bunun üzerinden de düşünülebilir eser bu. Tabii doğru söylüyorsun ama biraz önce Koray da söyledi bunu. Erdoğan o kadar yanlış, o kadar kötü, hiç Erdoğan'a da yakıştıramadım diyeceğim yani. Siyaseten o kadar berbat bir çıkış yaptı ki, yani bu söke söke alırlar lafı hakikaten resmen biraz önce Celal'in söylediği gibi düğün-i umumiyenin tahsilatçıların ağzıyla kendi vatandaşına karşı konuştu.
Böyle bir siyasi, yani bir sürü her haltı yiyor Erdoğan ama böyle bir siyasi hata yapacağını beklemezdim. Yani bu korkunç bir siyasi hata. Yani bunu bunun hesabını çok ağır verecek seçimlerde. Çok açık söylüyorum. Ama biraz önce bir şey söylendi. Bu seçimlerle ilgili, 2023 seçimlerle ilgili. Yani bu seçime gitmeyebilir dedi. Yani Bekir Ağırdır şeyden. Bunu sen de dedin ki, Celal de dedi ki harp gerekçesi var. Bir ihtimal daha var. Yani meşhur şarkıda olduğu gibi. O da anayasanın tekrar bir kez daha buzluğa kaldırılması ihtimali. Onu da unutmayalım. İlla ki anayasa uygun bir yere harp çıkarıp şey yapmak değil. Anayasayı buzluğa kaldırmak da o da bir ihtimal Türkiye'de maalesef. Tamamen. Tamamen. Zaten tamamen. büyük ölçüde uzağa kalkmış vaziyette maddeleri. Yani seçim de yapmıyorum diyebiliriz çok açıklı. Yani yine biraz önce okuduğum Cumhurbaşkanlığı kararı gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla işte seçimler 12 sene ertelenmiştir de diyebiliriz. Onun için ya da Putin'in yaptığı gibi referanduma gidermiş hayatı boyunca ömür boyu şey cumhurbaşkanlığı diye. Yani dediğim gibi ama bu yani tiksindirici borç meselesi kolay kolay Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi işlemez. Yani tahkimden böyle bir karar çıkması çok zor ama Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeyi, bu söylemi benimsemesi çok iyi oldu. Yani çok zorlaştırdı Kanal İstanbul'un yapımını. Bunu çok net söylememiz lazım. Çok zorlaştırdı ve siyaseten de inanılmaz büyük bir gaf yaptı yani şey Erdoğan. Hakikaten inanılmaz bir gaf yaptı yani böyle bir şey. O kadar tecrübeli bir siyasetçiden beklemezdim yani böyle bir gafa. Sökülse gelirler kim alır, kim kimden neyi alıyor? 2-3 tane müteahhit ya da bir yabancı banka diyelim Deutsche Bank verdi. Deutsche Bank bizim vergi mükelleflerinden sökülse alacak bu parayı öyle mi? Ve bunu da kim savunuyor? Türkiye'nin milletin adamı savunuyor öyle mi? Yani ya bu olacak iş değildi yani. Nasıl yaptı bu hatayı ben anlamıyorum. İyi ki de yaptı Allah razı olsun. Yalnız Eser tamam haklısın da bu yolcu garantisi ya da işte araç garantisi gibi böyle garip bir sistemle bir köprünün maliyetinin 5 misli ya da 6 misli ya da 10 misli maliyetin geri ödenmesi gibi bir şey de hiçbir uluslararası ekonomik anlayışa, hiçbir uluslararası kurala ya da yasaya da uyan bir şey değil. Dolayısıyla oradaki tahkimi yapanlar da o kadar gerizekalı değil yani herhalde. Bu gerçeği görüyorlar. Görecekler yani. Ama ona cevaz veren bir yasa çıktı Türkiye'de 2012 galiba. O gitti şey Anayasa Mahkemesi'nden geçti yani. Böyle değil. Türkiye garip bir ülke. Evet. Garip bir ülke Türkiye. Şimdi üçüncü yılını soracağım Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ama soruyu şuradan sorup başka bir yere doğru taşımak istiyorum. Yani koskoca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir tripod bir kameraya yeniliyor mu? Yeniliyor. Yani, yeniliyor. Bak, öyle mi oluyor? Yeniliyor. Yalnız bunun içinde önemli ayrıntı özellikle Sedat Peker'in açıklamalarından sonra gelişen daha doğrusu çok daha büyük tahminin çok daha ötesinde ortaya saçılan bir FETÖ borsası var. Oradan da hareketle anlatırsan bunu çünkü bir yandan uyuşturucu kaçakçılığı var, bir yandan silah kaçakçılığı var, bir yandan FETÖ borsası kurup milletin malına çökme var. Evet, sadeleştirerek anlatmaya çalışayım. Şunu da ilave edelim, Kanal İstanbul falan açamayacak. Çünkü bir viyadük açtı ve buradan aldığımız duyumlara göre de firmalar dozerlerini bile buradan çekiyorlar. Muhalefetin bu tavrından sonra. Evet. Bu çok net bilgidir. Bunu da böyle söyleyelim. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir çamura döndüğünün ipuçlarını verdi Sedat Peker ve anlattı. Anlattıktan sonra bunların hepsi teyit edilmeye başladı. Ve geçen haftanın en önemli konularından biri aslında Cihan Ekşioğlu meselesiydi. Şimdi size müsaade edin İstanbul ve İzmir üzerinden bir FETÖ borsası anlatayım. Cihan Ekşioğlu'nu da tanımlayarak anlatayım. Şimdi önemli iddiaları Sedat Peker gündeme getirdi. Bu iddialara siyasi iktidar suskun kaldı. Zaten başka da bir çaresi yoktu. Ve iddialar bizi Ekba Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu'nun çok kısa zamanda kazandığı büyük servete ulaştırdı. Şimdi bu servet nasıl kazanılmıştı? Temel soru budur. Bu servet Sedat Peker'in anlatımları ve teyitlere göre iki öncelikli sektörden kazanıldı. Birisi savunma sanayi, düzeltme yapayım. Birisi de yaratılan sektör FETÖ borsası. Nasıl oldu bu iş?
Ekşioğlu'na savunma sarayının önü açılmış. Biz bunu görüyoruz. Ekşioğlu'nun fotoğraflarında da görüyoruz. İşte jandarma genel komutanıyla çıkan fotoğraflarında da görüyoruz. Kuvvet komutanlarıyla çıkan fotoğraflarında da görüyoruz. Sedat Peker'in Türkiye'ye getirdiği mermi sattı. 3 milyon dolarlık cihazı 50 milyona Türkiye'ye çaktı. İfadelerinde altyapısından görüyoruz. Aslında şimdi bu bir yanıyla İsrail'den Türkiye'ye malzeme satışı aracılığı yapan bir Ekşioğlu profili aynı zamanda. Önce savunmadan başlayarak anlatıyorum. Şimdi Ekşioğlu'nun bu aracılıkta payı olduğu söyleniyor. İşte o Sedat Peker'in anlattığı 3 milyonluk 50 milyonluk cihazlardan ve bir İsrailli firmadan alınıp kendi aracılığıyla yapılıyor. Ve İsrailli firmayla da aracılık 2011 yılında başlıyor. Cumhurbaşkanı o zaman dönemin 2009'da Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı One Minute çıkışının yapıldığı tarihten 2 yıl sonra başlıyor. Yani bize One Minute yaparken 2 yıl sonra geliyorlar. İsrailli bir silah şirketinden Cihan Ekşioğlu'nun aracılığıyla Savunma Bakanlığı'na verilecek malzemeyi getiriyorlar. Zenginler yaratıyorlar. Şimdi ama burada ilginç bir şey var. İki firma çıkıyor İsrail'le. Bir de FETÖ borsası çıkıyor. Cihan Ekşioğlu'nun yaptıkları. Bu mesele çok önemli. FETÖ borsası nedir? Sistem çok basit. Şöyle çalışıyor. 15 Temmuz darbe sonrası bir kaynak yaratıldı. Aslında iktidarın çevresindekilere ve paydaşlara yönelik. Buna şey de diyebiliriz. Mala çökme ya da zengin kafası koparma sistemi de diyebiliriz. Ve aslında bu sistem kurulurken iktidar FETÖ ile sonuna kadar mücadele ettiğini söylüyordu bize. Ama bu mücadeleden birileri servet kazanıyordu. Şimdi Peker'in anlattıkları kapsamında Çark İstanbul'da AK Merkezi çıktı. Şöyle çıktı. İki katlı bir ofis tutulmuştu yine Cihan Ekşioğlu üzerinden ve burada Burak Başlılar'la birlikte Cihan Ekşioğlu araştırmalar yapıyordu. Nasıl araştırmalar yapıyordu? Şöyle araştırmalar yapıyordu. Kafası koparılacak insanları bulmak üzerine ya da malına çökülecek insanları bulmak üzerine araştırmalar yapılıyordu. Aslında çok ilginç bir şey vardı. Burak Başlılar'ın yani Cihan Ekşioğlu'nun ortağı Burak Başlılar'ın bu araştırmayı yapmasının önemli bir tarafı Burak Başlılar'ın namlı bir FETÖ'cü olmasıydı. Biz şunu gördük ki Burak Başlılar'ın takipsizlik verilen birden çok FETÖ soruşturması var. Birden çok FETÖ soruşturmasından yargılanmış. İçeriden biriydi. Çökülecek malları çökülecek adamları buluyordu ve aslında zengin olmaları yetiyordu. Çünkü çok küçük bağlar kuruyordu. İşte diyordu ki mesela bankasıya para yatırmış ya da bir yardım derneğine cüzi miktarda para yatırmış ve bundan sonra bu kişiler FETÖ ile iltisaklı hale getiriliyordu. Hemen ardından ne oluyordu? Şikayet dilekçeleri yazılıyordu. Şikayet dilekçeleri özellikle şikayet dilekçeleri yazılıyordu ve yargı harekete sokuluyordu. Şimdi yargının harekete sokulması aslında burada iki dolandırıcı gibi gördüğümüz kişiden sonra yargının harekete sokulması son derece korkunç bir tablo Türkiye açısından. Şimdi ama bunun içerisinde yani bir çete var tamam ama yargı girdi polisi mi? Var. Evet. Polisi var, savcısı var, hakim var. Aynen öyle. Şimdi İzmir'deki durumu polis üzerinden de anlatacağım ben. Şimdi durum böyle çalıştı. Ve çok ilginç biz Cihan Ekşioğlu'nun fotoğraflarında çok ilginç arşivinde çok ilginç fotoğraflara rastladık. Neydi bir tanesi biliyor musunuz? Çok önemli bir fotoğraftır. Türkiye'nin en kritik fotoğraflarından biridir şu günlerin. Yargıtay Başkanı, eski Yargıtay Başkanı 2018'de emekli edilen İsmail Hakkı Cirit'le bir fotoğraf vardı ve Cihan Ekşioğlu ona bir
tablo hediye ediyordu. Evet. Şimdi bunun bir anlamı olması gerekiyor. FETÖ soruşturmalarının en yoğun olduğu dönem bir FETÖ borsası kurulmuş. Cihan Ekşioğlu, Süleyman Soylu'nun kasası deniyor. FETÖ borsasını mucidi deniyor. Bir araştırma yapılıyor. CİMER'e mektuplar yazılıyor. Yargıya intikal ediyor. İşte bu fotoğrafı görüyoruz aslında İsmail Hakkı Cirit'le. Şimdi dönelim. İstanbul'da bunlar yaşandı. Ama İzmir'de de bir şey çıktı ortaya. Biz onun sinyalini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'dan aldık. Barış AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş cinayetine ilişkin olarak şu satırları kaleme aldı. Cinayete dair yürütülen yeni soruşturma dosyasına gizlice birilerin baktı. Birileri FETÖ borsası soruşturmasının nerelere uzanacağını merak ediyordu. Bunları yazdı. Sedat Peker de konuya ilişkin bu bilgileri teyit etti. Şimdi üzerine bunu da biz de soru işaretleri ekleyelim. O da şuydu. Ahmet Kurtuluş, o AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı. Biraz da magazin katalım. Dramatik bir öyküsü var Ahmet Kurtuluş'un. Şaibeli bir biçimde yaşamı son buldu. Babası da maalesef intihar etmişti. Ve intihar ederken eşini de öldürmüştü. Aynı zamanda bir engelli çocuğu vardı. Onu da öldürmeye çalıştı ama çocuk ölmedi. Biraz daha engelli oldu. Bunları söylüyorum çünkü bu isimlere daha sonra, yani bu engelli kardeşe ve kendi çocuğuna Ahmet Kurtuluş bakmaya başladı. Şimdi bu dramatik hayat İzmir'de son buldu ve kızının gözleri önünde son buldu. 9 kurşun sıkıldı kafasına. Bu 9 kurşunun anlamı şuydu: bu bir nokta atıştı. Yani Ahmet Kurtuluş öldürülmek istenmişti ve kafasına 9 kurşun sıkılmıştı çocuğunun ve... Niye öldürülmek istenmişti? Şimdi oraya geliyorum. Çünkü İzmir'deki FETÖ borsasının dişlilerinden biriydi. Fakat işte dramatik hikayesini biraz da o yüzden anlattım. Çok fazla kazanç elde eden biri değildi ve kurban olarak seçilmişti. Yani onu öne attılar aslında. Cezaevine girmişti. Suçları çok ağırdı. Suçlarından biri Manisalı bir iş adamının oğlunun öldürülmesiydi ve bu dosyada adı geçiyordu. Ama cezaevinden çıktı. Neden çıktı? Müebbetle yargılanması gerekiyor aslında. Cevabı çok basit. 2018 yılı. Dedi ki ben konuşacağım. Tek kurban, tek bu olayları çeviren ben değilim. Bir hafta sonra ilginç bir şey oldu. Cezaevine Ankara'dan gizemli bürokratlar, ziyaretçiler geldiler. Ve dediler ki tahliye olacaksın. Yani sabret, dur. Ama inanmadı. Sağlık sorunları vardı. Sık sık hastaneye götürülüyordu. Ve dosyada gizli kararı olmasına rağmen yapılan duruşmasında adresinin kimlik tespiti yapıldı. Okundu mahkeme salonunda. Yani adresi deşifre edildi. Ve aslında Ankara'dan gelenlerin dediği oldu. Ev hapsi aldı ve hemen sonrasında öldürüldü. Polis kıyafetli. Şimdi söylüyorum. Polis kıyafetli, yelekli bir kişi tarafından öldürüldü. Ve buradan sonra iş biraz daha çetrefilli hale geliyor. Bütün dosya bir başka Kurtuluş soyadlı kişiye kaldı. Ama akrabalıkları yok. Yok. Bu kişi kim biliyor musunuz? Suriye silahlarına da ismi karışan Serkan Kurtuluş. Şimdi bütün dosyayı ona bırakmak istiyorlar. Arjantin'de bu kişi tutuklu. Fakat bu kişi başlı başına bu dosyadan çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü tetikçi olarak görülüyor. Ve aslında bu ekibin
işte bu cinayete müdahil olanlardan biri, keşfini yapan şahıs 2018'den beri onun ekibindeydi deniyor. İşte polis yelekli bir kişi. Sedat Peker bunun asker kökenli olduğunu söyledi. Bu polis yelekli kişinin. Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Yani şöyle diyelim. Asker ya da polis bilemeyiz. Yani buna ilişkin bir bilgim yok. Ama istihbarat kökenli olduğu bu karmaşık ilişkilerden anlaşılıyor. Şimdi cinayet işlendi burada. Kapatıldı sanki bir taraflar. Ama cinayet dosyası kime verildi biliyor musun Celal abi? Normalde cinayet savcısına verilir. Fikri ve sınai mülkiye hakları savcısına verildi. Şimdi bakın, bu savcıdan 40 gün sonra alındı. Dosyada adresini verdiniz mahkeme salonunda ama dosyada hala gizlilik kararı var. Fakat o gizlilik kararındaki dosyada biz çok önemli telefon kayıtları olduğunu biliyoruz. Yani telefon kayıtlarını çıkarın, biz görelim kimle görüşmüş Ahmet Kurtuluş. Bu çark içerisinde benim düşündüğüm önemli bir kişi var. Neden? Çünkü burası İzmir. Çünkü biz 2 aydır İzmir'le ilgili uyuşturucudan ranta cinayete çıkan pek çok yol görüyoruz. Demek ki FETÖ borsasından çıkan yollardan biri yine İzmir'e geliyor. İzmir konusunu şunu bitireyim. Şimdi savcılık ve emniyet elbette yeterli araştırma yapmıyor. Bu soruyu soralım. Bir ekip olduğu söyleniyor. Çünkü bu detaylar içerisinde. Bu ekibin de eski başbakan, son başbakan Binali Yıldırım'ın ekibi olduğu söyleniyor. Şimdi bir dakika orada. Bu ekibinde bitireyim. Bu ekibinde buradan İstanbul'a, hani iç işlerinedir belki de bilmiyoruz. Bir taraftan da derin bir tarafa bağlandığını görüyoruz. Şimdi Binali Yıldırım son yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Evet. Tayyip Erdoğan tarafından. Evet. Bir seçim bürosu tuttu orada. O tuttuğu seçim bürosu FETÖ'cülükten tutuklanan Orkide Zeytinyağları'nın sahibine aitti. Ve sonra o seçim bürosu AKP il başkanlığı oldu. Yani şimdi bu, yani bu da bir nokta. Yani bu konunun daha fazla anlatılmasına gerek yok bu noktadan sonra. Pahalı ama vaktimiz azaldı. Eksik kalmasın, iki şey anlatacağım önümüzdeki günlerde. Birincisi Cihan Ekşioğlu'nun İsrail firmasıyla yaptığı ortaklıkları anlatacağım. Bir diğeri de ki İzmir'deki bu merkezin tam olarak neresi olduğunu söyleyeceğim. Anladım. Evet Armağan, biraz geç geldik sana ama bu Sedat Peker'e girince çıkamıyoruz. O kadar çok dallı budaklı bir hikaye ki mümkün olduğu kadar sadeleştirerek anlatmaya çalışıyoruz ama şimdi sana şeyi sormak istiyorum. Tabii bütün bu olaylar peş peşe gelince en sonunda Cihan Ekşioğlu da çıkınca falan biz Sedat şey gibi Korkmaz Baran gibi hayırsever Sezgin Baran Korkmaz gibi hayırsever iş adamımızı Avusturya zindanlarında unuttuk resmen. Şimdi bunun durumu ne olacak onu soracağım sana ama ondan hemen bir şey daha sormak istiyorum. Yani o konuda sen en azından dış haberleri iyi izleyen biri olarak bizi biraz aydınlatarak bu konuya geçersen sevinirim. Şimdi 3 gün önce Erdoğan bir konuşmasında dedi ki İngiltere 100 sterline aşı yapıyor dedi. Şimdi bugün sabahleyin dedi ki gelişmiş Avrupa ülkelerinde dedi, aşı 50 sterlin 100 euro dedi. 3 saat sonra başka bir konuşma yapıyordu. Dedi ki 100-150 sterlin bir aşı dedi. Şimdi 200 olmasın. Daha çıkmadı 200'e. En son 150'ye kadar çıktı. Hakikaten bu iş parayla mı yapılıyor? Böyle bir şey görmedim ben ama. Dünyada henüz parayla, yani korona aşısını henüz parayla yapan bir ülke yok. Çünkü bir kere aşı sorunu var dünyada. Yani hala hiç aşının ulaşmadığı ya da çok az ulaştığı ülkeler var. Dolayısıyla henüz dünyada şu anda parayla aşı yapan hiçbir ülke yok.
Bunu herkes biliyor. Herkes bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı da biliyor. Ama bilmeyen bir tek AKP seçmeni onlara belki inandırabilirler. Buradan başlayalım. Bugün 150 euro deyince acayip bir alkış aldı hem de salondan. Yani işte demek ki ya inanır görüyorlar ya görünüyorlar ya da inanıyorlar. Artık dünya eskisi gibi değil. Yani hani İngiltere'de olan bir şeyi anında saniyesinde burada öğreniyorsunuz. Yani işte biz İngiltere'de aşı olduk ama hani hiçbir şekilde para vermedik. Amerika'da aşı olan insanlar var. Bildiğimiz çok yakın insanlar var. Yani hani aşı olsunlar diye taksi paraları bile veriliyor gençlere. Yunanistan'da gençlere... Yani dünyada hiç parayla aşı yapan bir ülke yok. Yunanistan'da parayla yapıyor bu işi ama yani aşı olan gençlere 150 euro aşı ediyor. Olanı üstüne veriyor, evet. Teşvik olsun diye. Dediğim gibi yani her tür kolaylık sağlanıyor. Çünkü şu anda aşı zaten sadece gelişmiş ülkelerde ya da işte diğerlerinde var. Hala örneğin az gelişmiş ülkelere aşılar ya da işte Afrika'ya örneğin aşı bulma konusunda hala çok zor durumdalar. Dolayısıyla sadece devletler aracılığıyla yapılıyor. Şu anda kişilerin elinde aşı yok. Yani ticari firmaların elinde aşı yok. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde parayla aşı yapılmıyor. Yani bir cumhurbaşkanına pek yakışmaz ama anladığım kadarıyla Erdoğan bire bir yalan söylüyor. Yani şimdi bunu söyleyemeyeceğim. Hani ben şunu net söylüyor, net olarak yalan söylüyor. Diye söyleyemeyeceğim. Peki. Ama herkesin bildiği bir gerçeği bilmiyormuş gibi anlatıyor diyelim o zaman. Yani çünkü herkes bunun farkında. Yani bir şeyle, bir tweetle örneğin insanlar biz İngiltere'de parayla aşı olmadık ki diye tweetler attılar. Evet, gelelim Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz'a gelelim. Çok özet geçeceğim. Çünkü süremizin de sonuna geldik sanırım. Siz şey demişsiniz, artçı depremler demişsiniz. Sedat Peker'in konuşmalarının ardından gelen artçı depremler var bizim KJ'lerde, altyazılarda. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bunlar sadece öncü depremler. Yani Sedat Peker Türkiye'de bir hani o büyük depremin tetikleyecek açıklamalarda bulundu muhtemelen. Çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Türkiye'deki bu olayın sadece kırıntıları, yani kırıntılardan pay alanları falan konuşuyoruz biz şu anda. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değiştirme yeteneğine sahip böyle bir lobi var. Bunların bir ucu İsrail'de, bir ucu Ukrayna'da, bir ucu Rusya'da, bir ucu Türkiye'de. Böyle bir çok uluslu yapıdan söz ediyoruz. İsimleri çok girmek istemiyorum ama örneğin Igor Fruman, yani bunları örneğin geçen programda belki de biz söyledik bir takım isimleri, şimdi onu tartışmaya başlıyor herkes. Lev Parnas dedik değil mi? Bijan Kiyan dedik, hala çok tartışma gündeminde, evet. Değil. İşte Ekim Aptekin'in bunlarla ilişkileri. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliği örneğin Trump'ın James Woolsey tabii, yani eski CIA başkanı, Demokrat Parti'de James Woolsey örneğin Trump'ın seçim kampanyasını destekleme kararı almıştı. Her ne kadar bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı ama işte büyük baba acaba o mu diye konuşulan isimlerden bir tanesi. Bunların hepsinin ortak özelliği Trump'ın seçim kampanyasında birlikte çalıştılar. Trump'ın seçim kampanyası demek ki bu kara parayla finanse edilmiş ve bu kara para da Türkiye'de aklanmış. Trump'ı iktidarda tutan da bu kara paraymış. Dolayısıyla çok büyük bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıyayız. Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamalarının yanı sıra Lev Parnas'ın açıklamaları çok önemli olacak. Muhtemelen onun ortağı Igor Fruman'ın açıklamaları çok önemli olacak. Ve Türkiye'deki ayağı, isterseniz çok şeylere, kenarlara dağılmayalım, Ekim Aptekin üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bütün buradaki kilit isimlerden bir tanesi hep kendisini dışarıda tutmaya çalışıyor. Yani şeyde var işte, Fil'in de ortak görüşmelerde var. Ki Fil'in şirketindeki bütün isimler örneğin şu anda, yani Michael Fili'nin o kurduğu lobi şirketindeki bütün isimler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde soruşturma içerisinde. Bu dava kolay bitmez. Kolay bitmez ama peşini de bırakmaz Biden yönetimi. Çünkü neden? Trump ile, yani Trump'ın
bundan böyle siyaset yapmasının ya da Trump'vari siyaset yapılmasının önüne geçilmesinin tek yolu bu davadan geçiyor. Çünkü öyle anlıyoruz ki biz Zarrab davası da dahil olmak üzere bu Lev Parnas hakkında açılan davalar, Sezgin Baran Korkmaz hakkında onunla ilintili davalar Trump döneminde durdurulmuş. Yani yargıya müdahale edilmiş. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük suç ve sistemi yerinden oynatan şeyler. Dolayısıyla bunları tartışacak Amerika Birleşik Devletleri. Eğer tartışmazsa çünkü ilerisi için de benzer sorunlar olacak. Ve bu depremden, yani bu büyük depremden en büyük zarar gören ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak. Çünkü olay aynı Rıza Zarrab meselesinde olduğu gibi terörün finansmanına doğru gidiyor. Yani peki Arman, sen o zaman Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya gönderileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Amerika'ya gönderilecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle bir ismi bırakmaz. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğinden söz ediyoruz biz. Yani Amerika Birleşik Devletleri temiz siyasetle mi? Yani olabildiğince artık dünyada temiz siyaset diye bir şey kalmadı ama en azından kara paranın bu kadar dolaştığı sağ iktidarları destekleyen, dünyada aşırı sağı ayakta tutan bu kadar kirli bir şeyle mi gidecek, yöntemle mi gidecek? Yargıya müdahalenin olduğu, çünkü Trump yönetimi açıkça Zarrab davasıyla birlikte bu davalarda da belli ki müdahil olmuş. Yani Arabeni şeylerinin arkasında çok da öyle masumane şeyler yok. Trump, Erdoğan, Orban, Putin, ya bu ortaklığın aslında bu dünyadaki sağ ortaklığın, Bolsonaro tabii ki, finansmanından söz ediyoruz. Biz kirli parayla finansmanından söz ediyoruz. Bu davanın peşini ben Amerika Birleşik Devletleri'nin şu yönetiminin bırakmayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bırakırlarsa bundan sonraki geleceği buradan doğru gidecektir. Yani aşırı sağ üzerine gidecektir. Şimdi muhtemelen Macaristan'daki etkilerini yakında görmeye başlarız. Çünkü Macaristan'da nihayet muhalefet bir araya gelmeyi başarmış. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Yani hani buradan bunlar sadece öncü depremler. Çok evet. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Peki arkadaşlar, sürenin sonuna geldik. Artık haftaya devam edeceğiz. Hele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. yılını daha ayrıntılı değerlendirme fırsatımız olacak haftaya. Son bir cümle alayım Koray. Yok, ben almayayım. Yani biz konuşma hakkımızı sevgili er kardeşimize verdik. Onun için kapatalım en iyisi burada. Eser Hocam. Bugün değil dün İstanbul'da bir Sulh Ceza Mahkemesi Erdoğan'ın Sezgin Baran Korkmaz'la çekilmiş resimlerinin basında yer almasına şey getirdi. Evet. Yani şimdi bunlar fotomontaj değil. Fotomontaj olsa anlarım. Bunlar çekilmiş resimler. Ya hangi mahkeme böyle bir karar alabiliyor ya? Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir yargı bu ya? Nasıl bir yargıdır bu ya? Hangi hakim? Orada bir hukuk fakültesi mezunu bir hakim var ve diyor ki yani fotomontaj olmayan bu resimleri televizyonlar gösteremez, gazeteler yayınlayamaz diyor ya. Yani. Hakikaten durum çok vahim arkadaşlar. Yani gerçeğin üzerine örtmek bu işte. Tabii yani. Bir iddia varsa Erdoğan tarafından bunlar fotomontajdır. Ben hayatımda görmedim bu adamı diye. O başka bir şey. O araştırılır. Ama öyle bir iddia da yok. Adam böyle bir şey söylemiyor. Benim onunla beraber resimlerimi görmesin millet diyor ya. Evet. Bu kadar yani. Yok. Arman? Herhalde yani dünkü kadın yürüyüşünden söz etmek gerekiyor. Muhteşemdi. Muhalefet ne yaparsa yapsın. Hani kadın muhalefetine baksınlar diyorum. O değiştirecek. Türkiye'yi de o değiştirecek. Evet, gerçekten muhteşemdi dünkü yürüyüş. Ve karşılarında gerçekten ne polisin kalkanı dayandı, ne barikatlar dayandı. Kadınlar barikatları aşağı aşağı yürüdüler. Bu da aslında toplumsal hareketlenmenin, toplumsal dinamiğin nerede yattığını gösteriyor. Peki arkadaşlar, Arman Kargıl, çok teşekkür ederim katıldığın için. İyi akşamlar. Eser Hocam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, ben çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğreniyorum ben bu şeylerde, toplantılarda. Çok şey öğreniyorum biz yani, hoşuma gidiyor. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Koray Düzgören, çok akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi geceler. Erkacerer. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim abi. Evet, bir Artı Gerçek programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.